Haber merkezinden gün ortasından mutlu günler, günün getirdiği gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Bugün Anneler Günü. Birçok ülkeyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de kutlanan bu özel günde annelere duyulan sevgi ve minnet bir kez daha dile getiriliyor sayın seyirciler. Değeri sözcüklerle anlatılamayacak kadar büyük olan annelere sevgi elbette ki bir güne sığdırılamaz, ancak bugün herkes annesine sevgiyle sarılıyor. Hayatta olmayan annelerse mezarları ziyaret edilerek hatırlanıyor. Biz de tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarken hayatta olmayanlara rahmet, evlatlarını kaybeden annelere ise sabır ve güç diliyoruz. Bugün bizleri doğurup büyüten, her sorunumuzda yanımızda olan annelerimizin günü. Amerika Birleşik Devletleri'nde Anna Jarvis'ın kaybettiği annesi için 1908 yılında başlattığı Anneler Günü, 1914 yılında ülke çapında genişledi. Zamanla başka ülkelere de yayılan ve gelenek halini alan Anneler Günü, ülkemizde de birçok ülkeyle birlikte her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı kutlanıyor. Bu özel günde anneler ziyaret edilip verilen hediyelerle, çiçeklerle mutlu ediliyor. Hayatta olmayan annelerse mezarları ziyaret edilerek hatırlanıyor. Mesajlara bakalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anneler Günü nedeniyle videolu mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında sevgiyi, saygıyı, birlikte yaşamayı, dayanışmayı, paylaşmayı, vatan sevgisini bizlere öğreten ve gelecek nesillerin yetişmesinde en büyük görev ve sorumluluğu üstlenen annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum ifadelerini kullandı. Sevgiyi, saygıyı, birlikte yaşamayı, dayanışmayı, paylaşmayı, vatan sevgisini bizlere öğreten ve gelecek nesillerin yetişmesinde en büyük görev ve sorumluluğu üstlenen annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bir ülkede mutluluğun ve huzurun sağlanmasında en büyük rolü üstlenen merhametin ve fedakarlığın sembolü annelerimizdir. Onlar sabır, hoşgörü ve sevgi dolu yürekleriyle toplumsal yaşamda huzur ve barışın sağlanmasında en önemli rolü oynayan yapı taşlarımızdır. Bizler anneleri baş tacı kabul eden, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir geleneğin çocuklarıyız. Değerli anneler, hayatlarını ailelerine adayan, saygı ve sevginin en büyüğünü hak eden annelerimizi gününü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Töre mesajında anne sevgisinin sevgilerin en büyüğü ve en yücesi olduğuna dikkat çekerek tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Töre mesajında anneleri sevgilerin en yücesine, mutlulukların en güzeline layık olan nadide varlıklar olarak nitelendirdi. Anne sevgisinin sevgilerin en büyüğü ve en yücesi olduğuna işaret eden töre, bizleri 9 ay karnında ve bir ömür yüreğinde taşıyan annelerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Onlar bizim en nadide varlıklarımız, en kıymetlilerimiz. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ederken, ebediyete intikal eden annelere Allah'tan rahmet, yüreğinde evlat acısı yaşayan annelerimize sabır, hayatlarını evlatlarına adamış tüm vefakar annelerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim ifadelerini kullandı. Başbakan Ünal Üstel de Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Anneler Günü'nün toplumdaki tüm kadınların varlığını ve katkılarını her gün onurlandırmak gerektiğini hatırlatmak adına bir fırsat olduğunu söyledi. Başbakan Ünal Üstel Anneler Günü'nde mesaj yayımladı. Başbakan Üstel mesajında Anneler Günü'nün sadece bir günlüğüne anneleri kutlamak ve hatırlamak için değil, toplumdaki tüm kadınların varlığını ve katkılarını her gün onurlandırmak gerekliliğini hatırlamak adına bir fırsat olduğuna vurgu yaptı. Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi. Bu özel günde kadınların vermiş olduğu zorlu mücadeleleri ve başarılarını anımsayarak daha adil ve eşitlikçi bir dünya inşa etme çabalarına katkıda bulunmak bizler için çok büyük önem arz etmektedir. Annelerimiz sadece evlatlarının değil, tüm toplumun temel taşıdır. Sevgi dolu kalpleri, fedakar ruhları ve güçlü iradeleriyle ailelerimizi ve toplumumuzu ayakta tutanlardır. Vatan sevgisini, fedakarlığı ve cefakarlığı bize aşılayan annelerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve bekasında da büyük rol oynamıştır.
Kadınlarımız adanın tarihi boyunca birçok sorunla karşı karşıya kalmış, savaş, göç ve ekonomik zorluklar yaşamış, buna rağmen güçlü karakterleri sayesinde her zaman ayakta kalmayı başarmış, topluma örnek bireyler olmuş ve olmaya da devam edeceklerdir. Bu vesileyle geçmişten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanına kadar yaşadığımız zorlu süreçlerde, Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlık mücadelesinde fedakarlıklarıyla öne çıkan, vatanı uğruna canlarını hiçe sayan ve bugün aramızda bulunmayan kahraman annelerimizi saygıyla anıyor, tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, 6 Şubat asrın deprem felaketinde kaybettikleri evlatlarının acısını yüreğinde taşıyan annelerimize de bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da annelerin bireyleri şekillendiren en büyük hazine olduğunu vurguladı. Ataoğlu mesajında anneler sevgi, fedakarlık ve güç demek ifadelerini kullandı. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin sevgi, fedakarlık ve güç demek olduğunu vurguladı. Annelerin varlığının bireyleri şekillendiren en büyük hazinelerden biri olduğunu kaydeden Ataoğlu, annelere hitaben, "Sizler yaşamımız boyunca bize ışık tutan kılavuzlarımızsınız. Her biriniz yürekleriyle evrensel bir sevgi ve güç kaynağısınız." dedi. Bu Anneler Günü'nü de geçtiğimiz sene gibi derin hüzün içinde yaşadıklarını ifade eden Ataoğlu, "Şampiyon meleklerimizin anneleri kaybettikleri evlatlarını yüreklerinde derin bir acıyla yaşıyor. Sizinle birlikte olmak, sizi yalnız bırakmadığımızı hissettirmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi. Şampiyon meleklerin annelerinin sabırlarıyla, sevgileriyle ve güçleriyle ayakta kalmayı başaran, yaşamın acı gerçekleriyle yüzleşen ama yine de umudu hiç kaybetmeyen kadınlar olduğunu vurgulayan Ataoğlu şunları ekledi. "Evlatlarınızın hatıraları her zaman kalplerinizde yaşayacak. Sizler gerçek birer kahramansınız. Sizin sevginiz yaşamınız boyunca yankılanacak, güç verecek ve umut olacak. Gözyaşları ve dualarla şampiyon meleklerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizi, anne adaylarımızı bir kez daha yürekten selamlıyor, Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da gerçek kahramanların anneler olduğunu belirtti. Anneler Günü mesajında "bu vesileyle tüm annelere sevgi, huzur ve mutluluk dolu bir gün dilerim" ifadelerini kullandı. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Arıklı mesajında "anneler gerçek kahramanlarımız. Sevgi, fedakarlık ve adanmışlığın sembolleri. Anneler Günü annelerimize minnettarlığımızı ve saygımızı ifade etme zamanıdır. Bugün annemizin varlığını bir kez daha kutlarken, insanların sebep olduğu felaketler ve savaşlar nedeniyle yavrularını kaybeden annelerle dayanışma içinde olmalıyız. Annelerimize minnettarız ve onların varlığına şükran borçluyuz. Bu vesileyle tüm annelere sevgi, huzur ve mutluluk dolu bir gün dilerim" ifadelerine yer verdi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, Lefkoşa Kadın Kolları ile birlikte Anneler Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın da katıldığı etkinlikte yapılan konuşmalarda, "vefakar annelerin ve vatansever evlatlarının sayesinde Kıbrıs Türk halkının geleceğe emin adımlarla ilerlediği" vurgulandı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel'in himayelerinde Lefkoşa Kadın Kolları Organizasyonu'nda Anneler Günü etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu, bakan ve milletvekili eşlerinin hazır bulunduğu geniş katılımlı etkinlikte Zerrin Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her bölgesinden anneleri öğle yemeğinde misafir etti. Etkinlik Anneler Günü temalı video gösterimiyle başladı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, Kıbrıs Türk kadınının, annesinin gerek fiilen kendi mücadelesi, gerekse milli şuurla yetiştirdiği evlatların ortaya koyduğu destansı mücadeleyle varoluş sürecine yaşamsal katkı yaptıklarına işaret etti. "Kendi ayakları üzerinde durmayı başaran, hak ve özgürlüklerine sahip çıkan
olan analarımız ve kadınlarımız hep çalışmaktan asla vazgeçmemiş, hem de doğuran, besleyen, büyüten, yetiştiren ve var eden olmuşlardır. O yüzden Kıbrıs Türk halkı kadınlarını, anaları ne kadar gurur duysak azdır. Sevgili anneler, sevgili kadınlar, bu konuda partimiz de çok şanslıdır. Tarih boyunca Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine katkı yapan kadınlar, bugün partimizin iktidar mücadelesinin vazgeçilmez unsurlarının başındadır. Annelerimizden, kadınlarımızdan oluşan kadın örgütlerimiz, partimizin ilke ve ideolojisinin ülkenin ve dünyanın dört bir yanına duyurulması için var gücüyle çalışmaktır. UVP'nin bu ülkenin de itici gücü tanalarımızdır, kadınlarımızdır. O yüzden sizleri bir kez daha yürekten kutluyorum. Partimiz analarımızın ve onların yetiştirdiği çağdaş gençlere geleceğe yürüyor. Yüreğe evlat sevgisiyle dolu, kalbi evlatlar için çarpan tüm anneler gününü bir kez daha kutluyorum. Henüz anne olmamış tüm anne adayları kadınlarımızı da şimdiden can gönülden kutluyorum. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu da annelerin kıymetine vurgu yaparken, yaşam boyu günlük koşuşturma, mesleki telaş gibi etkisel alanlarımız içerisinde pek çok konudan öte değişmeyen de değişmeyecek tek sevgi anne sevgisidir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da devletin kurulmasında annelerin ve kadınların katkıları büyüktür dedi. Değerli çalışmalarınızla aynı zamanda da ülke siyasetine katkılarınızla ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hep birlikte varabilmemiz için yaptığınız çalışmaların çok önemli ve değerli olduğunu bir kez daha böylesine anlamlıyım. Anneler Günü dolayısıyla düzenlediğiniz bu güzel etkinlikte tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Önemli olan devletimizdir. Önemli olan milli değerlerimizdir. Önemli olan bizlerin bütün bu maneviyatımızla, milli değerlerimizle geleceğe yürüyebilmemizdir. Onun için siz değerli anneleri o bakımdan bir kez daha kutlamak istiyorum. Ve ülkemizin geleceği için milletimizin ve bu coğrafyada Doğu Akdeniz'de bu gerçekten büyük fedakarlıklarla kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da gelişmesi için siz kadınların, annelerin bu için hizmetleri ve katkıları çok büyük olmaktadır, olacaktır. O bakımdan sizlerin şefkati, sizlerin sevgisi, sizlerin çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha sizlere paylaşmak istiyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizi kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Anneler gününüzü kutluyorum. Ankara'ya gidelim şimdi. Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2024-25 Mali İşbirliği Protokolü üzerindeki çalışmalar sürüyor. Ankara'da bulunan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la protokolün detaylarını görüştü. Görüşme sonrası belediyeye konuşan Başbakan Üstel, protokolde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini daha da ayağa kaldıracak büyük projelere öncelik verdiklerini vurguladı Üstel. Cevdet Yılmaz'ın önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini de açıkladı. Başbakan Ünal Üstel, Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bir araya geldi. Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından BRT'ye değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2024-2025 Mali İşbirliği Protokolü'nün detaylarının ele alındığını belirten Üstel, protokolde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini daha da ayağa kaldıracak büyük projelere öncelik verdiklerini vurguladı.
Başbakan Özel, anavatanın sarsılmaz desteğiyle ülkenin özellikle altyapı, sağlık ve turizm sektöründeki ihtiyaçlarını karşılamak için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'la protokolün maddeleri üzerinde görüştük. Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mali İşbirliği protokolünü teknik heyetler arasında yapılacak çalışmaların tamamlanması sonrasında Sayın Cevdet Yılmaz'la birlikte Ankara'da imzalayacağız dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın önümüzdeki günlerde adaya ziyaret gerçekleştireceğini kaydeden Başbakan Ünal Üstel, bu ziyarette Güzelyurt bölgesine yapılması planlanan soğuk hava deposu ve yeni Güzelyurt Hastanesi'nin inşaat alanlarında incelemelerde bulunulacağını söyledi. Başbakan Üstel, görüşme sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan'ın vefat eden babası Osman Doğan'ın Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Larnaka'ya bağlı Şurili Köyü'ndeki kazısında bulunan, kimliği tespit edilen 1974 kayıplarından Şehit Fuat Niyazi'nin naaşı Lefkoş Ortaköy Şehitliği'nde düzenlenen askeri törenle defnedildi sayın seyirciler. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Tatar, bu acıların asla unutulmayacağını ve aynı şeyleri bir daha yaşamamak için anavatan Türkiye'nin garantörlüğünün önemini sıklıkla vurguladıklarını kaydetti. 1964 kayıplarından Şehit Fuat Niyazi'nin naaşı toprağa verildi. Lefkoşa mezarlığındaki Lefkoşa Ortaköy Şehitliği'nde düzenlenen askeri törende Fuat Niyazi'nin ailesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu ve askeri erkan hazır bulundu. Törende bir konuşma yapan şehit yakını Avrem Alper Kayıkçı, dayısının 12 Mayıs 1964'te Larnaka'dan köyü Tatlısu'ya giderken Rumlar tarafından kaçırılarak katledildiğini ve bir kuyuya atıldığını anlattı. Dayımız, amcamız Fuat Niyazi'den arta kalanların bulunmasında katkı koyan herkese ailem adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kayıp şehit Fuat Niyazi'nin kaybolduktan tam 60 yıl sonra bulunduğuna işaret ederek onun manevi huzurundayız, ruhu şad olsun, ailesinin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta güvenlik en önemli meselemizdir. Bundan sonraki süreçte Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa mutlak surette Kıbrıs Türk halkının güvenliği, ana vatanımızın garantörlüğü ve Türk askerinin buradaki varlığı bizler için kırmızı çizgiler, yaşamsal öneme sahip haiz meselelerdir. İşin boyutu bu kadar önemlidir. Dolayısıyla bu acıları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Fuat Niyazi'lere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Ailelerine tekrar sabırlar diliyorum. Konuşmaların ardından cenaze namazı kılındı. Daha sonra saygı duruşu, saygı ataşı ve dualar eşliğinde şehit Fuat Niyazi'nin naaşı gözyaşları içerisinde toprağa verildi. 43 yıllık meslek hayatını noktalayan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik veda röportajında sorunları çözülmemiş yargının güçlü olamayacağını vurguladı sayın seyirciler. 15 Mayıs'ta yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Şefik'in yerine Yüksek Mahkeme Başkanı'na seçilen Bertan Özerdağ geçecek. Özerdağ 16 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanlığında yemin ederek görevine başlayacak. Yaş haddinden emekliye ayrılan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik vurguladı. Sorunları çözülmemiş yargı güçlü olamaz dedi. 1981'den bu yana hukuk sisteminin parçası olan, 9 yıldır da ülkenin ilk kadın Yüksek Mahkeme Başkanı olarak görev yapan Şefik, Türk Ajansı Kıbrıs'a verdiği veda röportajında, "Emekli oluyorum ama hukukçu kimliğim devam edecek. 21 yaşından bu yana bu mesleğin içindeyim. Kopma olanağım yok." diyerek çalışma fırsatı bulduğu meslektaşlarına ve mahkeme çalışanlarına teşekkür etti. Önceki açıklamalarında olduğu gibi dava sayısının çok olduğunu, yargıç sayısının artırılması gerektiğini yineleyen Şefik, günlük dava listesi bir kişinin görevini layıkıyla yerine getirebileceği sayının çok üzerinde diye konuştu. Bina ve personel sıkıntılarının devam ettiğini, 2018'den bu yana talep ettikleri arabaları hala alamadıklarını söyleyen Şefik, göreve yeni başlayan icra memurlarının icraya gidecek araç bulamadığını anlattı. "Yargıya kötü niyetle yaklaşıldığını düşünmüyorum ama öncelikler sıralamasında sorun var." diyen Şefik, yargının tüm olumsuz koşullara rağmen en iyisini yapmaya çalıştığını ifade etti.
Şefik henüz sonuçlanmayan ceza davaları, özellikle cezaevinde uzun süredir bekleyen hükümsüz tutuklularla ilgili şikayetler aldıklarını da kaydetti. Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla 6 seçim yönettiğinin hatırlatılması üzerine Narin Ferdi Şefik, "Seçim yükümüzü artırır mı? Evet, ama seçimlerin yargının kontrolünde olması gerektiğini düşünürüm." diye konuştu. Adliye Kurulu bünyesinde daha güçlü kadrolarla yargıdaki işlemlerin çok daha seri şekilde yapılabileceğini belirten Şefik, Adalet Bakanlığı'nın yargı bağımsızlığını tehlikeye atabileceği görüşünü de yineledi. Son dönemde yürütülen diploma soruşturmasının sorulması üzerine Şefik, "Umarım geçersiz diploma konusuyla ilgili kişiler deşifre olurlar ve suç işlediğinizde, yanlış yaptığınızda, kim olursanız olun bunun yanınıza kalmayacağı gerçeği bir kez daha anlaşılır. Bizim ülke koşullarında başarı gösterebileceğimiz alanlar sınırlıdır. Eğitim de bunların en önemlilerinden biridir. Bu alanı da kendi elimizle mahvedersek topluma en büyük kötülüğü yapmış oluruz," dedi. Yargıdaki gelişmelerin her zaman takipçisi olacağını da belirten Şefik, "Çok güzel çalışan bir web sayfamız var. Yüksek Mahkemenin kararlarını oradan takip edeceğim. Yargıyla ilgili herhangi bir zaman destek ihtiyacı olursa vermeye de hazır olacağım," dedi. Narin Ferdi Şefik'in 15 Mayıs'ta yaş haddinden emekliye ayrılacak olmasıyla Yüksek Adliye Kurulu kararıyla Yüksek Mahkeme Başkanlığı'na seçilen Bertan Özerdağ 16 Mayıs Perşembe günü saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda yemin ederek görevine başlayacak. Turizm acenteleri ve uluslararası üne sahip influencerların katılımıyla uluslararası acenteler tanıtım etkinliği düzenlendi. Uluslararası Final Üniversitesi, Study More Eğitim Danışmanlık Şirketi ve Alyasin Group işbirliğinde uluslararası acenteler tanıtım etkinliği düzenledi. 40'a yakın acente, uluslararası üne sahip 10 influencer ve birçok misafirin katıldığı etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke turizmi hakkında bilgiler verdi, influencerlar aracılığıyla ülkenin daha fazla kitlelere tanıtılmasının önemine vurgu yaptı. Ülkede alternatif turizm çeşitliliği ve yılın her ayında turizm olanağı olduğuna değinen Ataoğlu, her geçen yıl turizm trendinin de yükseldiğini ifade etti. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Orta Doğu'dan adaya gelen öğrencilerin kültürel olarak fazla yabancılık çekmediğine değindi ve gelen öğrenci sayısının artmasını temenni ettiğini söyledi. Organizasyonun yapılmasında öncülük eden Study More ve Alyasin ekiplerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, final grubunu bu etkinliğe ev sahipliği ve sponsorluk yaptığı için tebrik etti. Çevre bilincini artırmak amacıyla Mayıs ayı boyunca ülkenin farklı noktalarında düzenlenecek olan Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu ikinci hafta etkinliği Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla Gençlik Federasyonu'yla işbirliği içerisinde Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu Lefkoşa etabı gerçekleştirildi. Maratonun ikinci hafta etkinliği Lefkoşa Sanayi Bölgesi, 3. caddede çöp toplama etkinliğiyle devam etti. Maratona katılan Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren yaratılması ve bu bilinçte çevrenin daha fazla korunması gerektiğini söyledi. Geçen hafta Boğaz Piknik alanında gençlerin çöp toplama etkinliği yaptığına da değinen Ataoğlu, temizliğin ardından 3 gün geçmesiyle bölgenin yeniden çöplerle dolduğunu belirtti. Temizlemenin bir çözüm olmadığını anlatan Ataoğlu, önemli olanın bunu korumak olduğunu söyleyerek halkın daha fazla duyarlı olmasını istedi. Düzenlenen yarışmalar neticesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde birinci gelen takımlara ödüller verileceğini anlatan Ataoğlu, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti. Bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği gün dolayısıyla hemşireyi fark et yürüyüşü gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği 12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kapsamında başkent Lefkoşa'da hemşireyi fark et sloganıyla yürüyüş düzenledi. Lefkoşa Citroen ışıklarından başlayan yürüyüş Girne Kapısı Atatürk Anıtı önünde son buldu. Girne Kapısı Atatürk Anıtı önünde ortak basın açıklaması yapan
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, hemşirelik mesleğinin toplum sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde ve rehabilite edilmesinde önemli bir yeri olduğuna vurgu yaptı. Evrensel olarak hemşirelerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla her yıl tema belirlendiğini ifade eden Özgöçmen, bu yılın temasının hemşirelerimiz geleceğimiz, bakımın ekonomik gücü olduğunu söyledi. 12-18 Mayıs tarihlerinde hemşirelik haftası kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir. Uluslararası Hemşireler Birliği ICN, hemşireler arasında mesleki kültürü oluşturmak ve sürdürmek, meslekte paylaşılan değerleri Hemşireler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ebeler ve hemşirelerin sağlık ordusunun vazgeçilmezleri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, hemşirelik ve ebeliğin insan sevgisiyle dolu, şefkatle ve sabırla yapılan kutsal meslekler olduğunu belirtti. Tatar, özellikle pandemi ve deprem sürecinde hemşire ve ebelerin oynadığı rolün öneminin bir kez daha ortaya konulduğunu, bu dönemlerin ebe ve hemşirelerin değerini artırdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı. Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda iyileştirilmesi için din, dil, ırk ayırt edilmeksizin her koşulda var gücüyle çalışan başta ülkemizde görevli sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerimizin, ebelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ile 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerken özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Akademi Sanat Derneği'nin Anka 2 defilesi dün akşam gerçekleştirildi. Akademi Sanat Derneği'nin anne ve ninelerimize saygı sloganını taşıyan ve Kıbrıs kültürünü yansıtan Anka 2 defilesi Bella Pais Manastırı'nda yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Akademi Sanat İşbirliği'nde çeşitli kuruluşlar ve derneklerin katkılarıyla hayat bulan Anka 2 koleksiyonu Gencay Eroğlu ve Adem Öksüzoğlu tarafından hazırlandı. Defilede Akademi Sanat Derneği bünyesindeki halk dansları ekiplerinin genç üyeleri ve Günkut Ajans'a bağlı mankenler podyuma çıkarak koleksiyonu tanıttı. Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu gecede yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacında olduklarını ifade etti. Eroğlu bu kültüre sahip çıkacak gençler yetiştirmenin önemine işaret etti. Geceye katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs Türk'ünün bu topraklarda verdiği mücadeleyle Kıbrıs Türk kültürünü geleceğe taşımanın bir zenginlik ve başarı olduğunu söyledi. Kendi öz kültürüyle, yaptıklarıyla, bütün başarılarıyla var olmaya devam edecek. Bu böyle biliniyor. Buradan bütün dünyaya bu güzellikleri, bu zenginlikleri paylaşırken şunu da söylemek istiyorum. Kıbrıs Türk'ü ayrı bir halktır. Ayrı kültürü vardır. Ayrı gelenekleri vardır. Ayrı milli değerleri vardır. Ayrı maneviyeti vardır. Ve tabiatıyla egemenliği vardır. Bizim mücadelemizin esasında egemenliğimizdir. Karşı taraf bize bu egemenliği vermek istemiyor. Siz egemen değilsiniz demeye getiriyor. İşte benim mücadelem, arkadaşlarımın mücadelesi egemenlik temelinde bir çözüm için, bir anlaşma için işte bunlar bizlere güç vermektedir. Çünkü biz çok şeylere sahibiz. Çok mücadele verdik. Bütün bunlar da o mücadelenin gerçekten şerefli bir parçasıdır. Onun için bu akşamı düzenleyen... Bültenimizi burada noktalıyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar.
Alçak basın sistemiyle nemli ve nispeten serin hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda hava çok bulutlu, sağanak, bir ara gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden kuvvetli esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Nevkoşa'da 26, Girne'de 24, Alev Kayası'nda 20, Güzelyurt'ta 26, Gazimosa'da 22, Nefke'de 25, Yenerenköy'de 24, İskele'de 26 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı. Nevkoşa'da 12, Girne'de 17, Alev Kayası'nda 11, Güzelyurt'ta 12, Gazimosa'da 12, Nefke'de 18, Yenerenköy'de 15, İskele'de ise 14 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Nevkoşa'da 27, Girne'de 25, Alev Kayası'nda 21, Güzelyurt'ta 27, Gazimosa'da 23, Nevke'de 27, Yenerenköy'de 25 ve İskele'de ise 26 derece dolaylarında seyredecek. Bölgemiz denizlerinde hava çok bulutlu ve yarın sağanak bir ara gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden 3-5-6 kuvvetinde esecek. Deniz kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonunun yüksek olması bekleniyor. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gambiya'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı'na Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonların sona erdirilmesine yönelik alınan kararlar dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Tatar, üye ülkelerle dayanışma içerisinde Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonun sonlandırılması yönünde hızlı ve somut adımlar atılacağına olan inancını da belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, pazartesi günü yeniden Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'la görüşecek. Cumhurbaşkanı Tatar, Holguin'le 8 Mayıs'ta yaptığı görüşmede bir anlaşmanın iki eşit devletin işbirliğiyle olabileceğini vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Holguin'e eşit uluslararası statü ve Cenevre'de söylenenlere bağlılıklarını, bu kriterler yerine getirilmeden masaya oturulmayacağını ve geri adım atılmayacağını bir kez daha ilettiklerini söylemişti. Holguin ise görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tatar'la yapıcı bir görüşme yaptığını ifade etmişti. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Narenciye alanında mutabakat zaptı imzalandı. Ankara'yı ziyaret eden Başbakan Ünal Üsterli, Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın imza koyduğu mutabakat zaptıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Narenciye sektöründe ileri meyve işleme ve donmuş soğuk depolama kapasitesinin geliştirilmesi projesi hayata geçirilecek. İmza töreninin ardından konuşan Başbakan Üstel, Altın Portakal bu projenin hayat bulmasıyla gerçek altın değerine yeniden kavuşacak, dedi. Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atıoğlu, hedeflerinin bu yıl pandemi öncesindeki rakamların üzerine çıkmak olduğunu vurguladı. Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin
Dubai şehrindeki Arap pazarının en büyük ve en prestijli turizm fuarı olan Arabian Travel Market turizm fuarına katıldı. Bakan Fikri Ataoğlu, turizm fuarının Kuzey Kıbrıs'ın turizm potansiyelini uluslararası arenada tanıtmak ve yeni iş bağlantıları kurmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Özel sektörün güçlendirilmesi için yapılabilecekler, Demokrat Parti'nin düzenlediği özel sektörü güçlendirme zirvesinde masaya yatırıldı. Lefkoşa'da Concord Otel'de yapılan zirvede çalışma masaları oluşturularak özel sektörün güçlendirilmesi için neler yapılabileceği tartışıldı. Zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, kamuda ve özelde liyakatın önemine vurgu yaparak ben değil biz olarak hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, doğru bildikleri yolda ülkeyi geliştirmeye devam edeceklerinin altını da çizerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle yürütülen yeni siyasetin ülke için, gelecek için önemine de işaret etti. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. Demirhan'daki Engelsiz Yaşam Evi'nde hafta kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte tesisin bahçesine 150 adet fidan dikildi. Etkinlikte konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardianoğlu, 2024 yılının sosyal hizmet yılı ilan edildiğini belirtti ve bu amaç doğrultusunda tüm gayretimizle çalışıyoruz dedi. 16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardianoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu yaşadıkları sorunları ve taleplerini anlattı. Federasyon Başkanı Derviş Yüce Türk, sorunlarının yıllardır değişmediğini belirterek 14 maddelik istem paketini içeren dosyayı Bakan Gardianoğlu'na sundu. Federasyon yetkililerini dinleyen Gardianoğlu, yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi. 8 Mayıs Dünya Talasami Günü nedeniyle Talasamiya Derneği basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında tek beklentilerinin doğru tedavi ve kan bağışı olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek de gün dolayısıyla yayımladığı mesajda düzenli kan bağışının büyük önem taşıdığını kaydetti. Dinçürek vatandaşlara Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Gönüllü Kan Bağışçıları birimine başvuru yaparak kan bağışçısı olmaları çağrısında da bulundu. Nisan ayı hayat pahalılığı oranı %5.92 olarak açıklandı. Böylece ilk 4 aylık hayat pahalılığı %22.98 oldu. Ana harcama grubu itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %19.48 ile eğlence ve kültür ana grubunda meydana geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İmamoğlu'nun davetiyle gerçekleşen görüşmede, İki şehir ve kurum arasındaki işbirliğinin yeni dönemde de artarak devam etmesi için ortak çalışma gruplarının genişletilmesine karar verildi. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'yla önümüzdeki dönemde iki şehrin kardeşliğini stratejik ortaklığa dönüştüreceklerini ifade etti. İmamoğlu ise önümüzdeki 5 yılın iki şehir içinde
önemli olduğuna vurgu yaptı. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşça kalın. President Ersin Tatar reiterated his support for a two-state solution. Speaking to reporters on Wednesday following his one-hour-long meeting with the UN personal envoy Maria Angela Holguin, Tatar said that a solution in Cyprus could only be possible on the basis of a two-state solution. It is my sincere hope that Ms. Holguin reflects the realities and facts on the island as well as what has been experienced in the past 50 years in her upcoming report. She has had the opportunity to learn and understand the substance of the Cyprus problem. I hope that the injustices carried out against the Turkish Cypriots and how the Greek Cypriot side has been exploiting its position are reflected in her report, Tatar said. Tatar also pointed out that the Greek Cypriot side was treated as the legitimate government of Cyprus and that the Greek Cypriots, as members of the EU, exploited the rights of the Turkish Cypriots to the very end. Meanwhile, Maria Angela Holguin, the personal envoy of the UN Secretary-General during her Wednesday meeting at the Presidential Palace, informed President Ersin Tatar on the international support for a lasting solution to the Cyprus issue and the desire of civil society in this direction. She noted that in the recent months she has heard from the civil society, the private sector and young people across the whole island that everyone wants to move forward. It is the responsibility of the leaders to listen to the citizens, the UN envoy said. The head of the Supreme Court, Chief Justice Nadin Ferdi Şefik, is preparing to hand over her duties before retiring later this month. Welcoming the outgoing and new Chief Justices Nadin Ferdi Şefik and Bertan Özerdağ, the Speaker of the Republic's Assembly Zorlu Töre stated that the Parliament has been doing its utmost in response to the increasing crime rates in the country. Şefik addressed the increasing workload in the courts due to the rise in the number of cases, emphasizing the need for closer attention to this matter. She also noted the necessity for several amendments to the Constitution to address the needs of judiciary, including shortages in judges, buildings and personnel. The Turkish ambassador to Lefkoşa Metin Feyzoğlu on Tuesday welcomes the veterans delegation visiting the Tiranet Sea as part of a series of events marking the 50th anniversary of the 1974 Turkish peace operation. Speaking during the visit, the Turkish ambassador to Lefkoşa Metin Feyzoğlu welcomed the families of martyrs and veterans who are in the Turkish Republic of Northern Cyprus as part of the Cyprus Martyrs Commemoration Program. He expressed pride and gratitude for commanders, soldiers, martyr spouses and children who changed the course of history, emphasizing that the spirit of dedication should continue not only on the battlefield, but also intellectually. Speaker of the Republic's Assembly Zorlu Töre received the Cyprus TMT Fighters Association. Speaking during the visit, Töre emphasized the importance of explaining the struggle waged by the Turkish Cypriots to younger generations. He noted that as the spirit of the Mujahids and resistance decreased, fifth column activities are on the rise. He stated that anti-state, anti-TMT and anti-Türkiye sentiment is being carried out by the fifth column as a propaganda tool. Töre reminded that the struggle initiated by Volkan, Karaçete and 9 September organizations continued with the Turkish Resistance Organization and developed all the way to peace operation on July 20, 1974. Stating that the Security Forces Command is the continuation of the Turkish Resistance Organization, Töre stated that after the peace operation, the duty was transferred to the Security Forces Command and that today we live peacefully under the guarantee of the Security Forces Command and the Cyprus Turkish Peace Forces Command. He said that the Turkish Republic of Northern Cyprus will live forever and that they will always protect it. The Cyprus Martyrs Commemoration Platform organized a commemoration program in line with the 50th anniversary of the Turkish peace operation.
Famous Turkish actor Edis Horn also attended the events. He came together with the relatives of martyrs and veterans within the framework of the program at the Cyprus Turkish Peace Forces Ortaköy Military Mess. Edis Horn presented a painting of the martyrs to the Cyprus Turkish Peace Forces Regiment Commander, Infantry Colonel Umut Keskin, and also presented a certificate of appreciation to the relative of the martyrs and veterans in commemoration of the 50th anniversary of the peace operation and visited the TMT Fighters Association. President Ersin Tatar described his recent trip to Gambia as a historic occasion that was both fruitful and productive. Tatar, who spoke to reporters at Erjan Airport upon his return to the island, said that he found the opportunity to voice the just cause of the Turkish Cypriot people at the Organization of Islamic Corporation's 15th summit held at the Gambian capital, Banjul. He said that his recent trip to Gambia was an important and significant step in promoting the Turkish Cypriot side's policy in favor of a two-state solution, as well as upgrading the status of the Turkish Republic of Northern Cyprus. Describing his contacts as fruitful and productive, Tatar said that he had the opportunity to address the OIC summit, during which he drew attention to the ongoing human rights violations against the Turkish Cypriot people, who he said had been isolated for 60 years as a result of oppressive and maximalist attitude of the Greek Cypriot leadership. He added that the embargoes placed on the Turkish Cypriots have been done so unfairly and unlawfully, called for embargoes to be removed. The president also thanks the Turkish Foreign Minister Hakan Fidan and the Turkish government for supporting the charity's efforts within the OIC and other international platforms. President Ersin Tatar, who visited the Hala Sultan Theology College in Hasbulat, met with teachers and students. He spoke about the 15th Summit of Heads of State and Government of the Organization of Islamic Cooperation held in Gambia, which he recently attended. Tatar also made statements on the Cyprus issue, the geopolitical and geostrategic importance of Cyprus, the two-state solution policy, economic developments, the Blue Homeland, Turkey and relations with the Organization of Turkic States. He also advised students on education, time management, health and social issues. The Ulusal Games 2024 University Search and Rescue Games, organized by the Presidency of the Civil Defense Organization, have been successfully concluded. The games, which involved member universities of the International University Search and Rescue Council, took place at the headquarters of the Civil Defense Organization in Lefkoşa. The Akdeniz Karpaz University, American University of Cyprus and Eastern Mediterranean University secured the first, second and third positions, respectively. During the award and closing ceremony, flags of appreciation, awards and medals were presented to the Civil Defense Organization staff, referees and to the top performing teams. The president of the Civil Defense Organization, Atilla Karaca, highlighted the significance of the games in promoting cooperation between universities and ensuring human safety. The Speaker of the Republic's Assembly, Zorlu Töre, praised the Civil Defense Organization for its commitment to disaster response and emphasized the state's responsibility in mitigating such tragedies. Additionally, Töre expressed sympathy for the victims of the February 6th earthquake and addressed the suffering in Gaza, calling it a shame for humanity. The Republican Turkish Party's Ecology and Environment Committee hosted a workshop titled Water Problem and Solution Proposals Under the Impact of Climate Change. During the opening of the workshop, CTP leader Tufan Enverman emphasized the need for short, medium and long-term plans to address the water problem in the country. Enverman noted that the effects of climate change vary among countries and warns that the damage caused will be much greater than what has already been done. He stressed the importance of basing adaptation strategies on scientific evidence and the necessity of transforming data into actionable plans. Erhurman also highlighted the lack of a comprehensive vision and emphasized the importance of prioritizing science in society's agenda. Environmental engineer Nilden Bektaş Erhurman, speaking on behalf of the Ecology and Environment Committee, warned that although the impact of climate change on Cyprus is relatively small compared to industrialized countries, the consequences will be devastating, and emphasized the need to strengthen legal, administrative, political and technical infrastructure and to prepare cities accordingly to combat climate change.
The first stage of the Zero Waste Garbage Collection Marathon competition being held under the auspices of the Ministry of Tourism, Culture, Youth and Environment of the TRNC to raise environmental awareness among the population and which will take place in different cities of the TRNC throughout May, was held at the Ginnabuas picnic site last Sunday. The piles of garbage collected at the site in just 1 hour revealed the country's poor level of awareness towards the environment. More than 200 kilograms of plastic garbage, including nylon shopping bags and glass, was collected at the event. Attending the organisation, Deputy Prime Minister and Minister of Tourism, Culture, Youth and Environment, Fikri Ataoğlu, said that the goal of the competition was to leave behind a cleaner country for the future generations. Ataoğlu, who toured the picnic site with an entourage of his bureaucrats, handed out large garbage bags to members of the public, advising them to be more conscious towards the environment. The next event will be held in Lefkoşa on May the 11th, followed by an event in Gazimaosa on May the 18th, and Lefke Güzelyurt on May the 25th. The winners of the marathon who collect the most garbage will be awarded at a ceremony held on World Environment Day, June the 5th, at the Old Gina Harbour. Three categories are provided in total. Awards will be given to the first two teams that collect the most garbage, the largest amount of recyclable waste, and the most glass. The total prize fund of the marathon is 40,000 Turkish liras. Applications to participate in the marathon are accepted from groups of four people through the accounts of the Youth Federation on social networks, as well as through a special application. The Vocational Training and Local Products Fair commenced on Tuesday at the Civil Marriage Registry Office located in Lefkoşa Fairgrounds. Organised by the Vocational Technical Education Department affiliated with the Ministry of National Education, the fair, during which 12 vocational high schools, the Apprenticeship Training Centre, the Lifelong Learning Centre and 11 universities exhibited products and demonstrations. Statements were made by President Ersin Tatar, the Speaker of the Republic's Assembly Zorlu Töre, Prime Minister Ünal Üstel, and the leader of the main opposition Republican Turkish Party, Tufan Erhurman, on achieving lifelong learning and greater productivity. The Statistical Institute has announced the cost of living rate for the month of April. According to their announcement, the cost of living for April is 5.92%. Thus, the cost of living for the 4 months of 2024 has reached 22.98%. In the index of consumer prices, there was a change of 22.98% compared to December of the previous year. The highest increase in the main expenditure groups compared to the previous month was 19.48% in the entertainment and culture main group. Compared to the previous month, the average prices of 483 items included in the index have increased and the average price of 90 items have decreased. The highest price increase was realized in lens care drugs with 244.66% increase. The highest price decrease was in cucumber with 64%. Work on constructing an underpass that will connect the new Nation Park and new Presidential Complex being constructed near Metehan is continuing. Traffic flow between Lefkoşa Dereboy traffic lights and Metehan roundabout is being provided from the service road due to the underpass construction that is taking place along the Osman Örek Avenue. According to statements issued by the traffic departments, drivers who will use this road are asked to drive carefully and slowly and to follow the signs carefully. Yepyeni bir sokaktaki ses programından herkese...